Merhaba sevgili izleyenler, Yeni Nesil Hayvancılık Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda veteriner doktor Haluk Gülmez hocamızla birlikte olacağız. Ben Suzan Demir, ziraat mühendisiyim. Bu programı birlikte sürdüreceğiz Haluk hocamızla. Ne yazık ki bugün çok iç açıcı bir konudan bahsetmeyeceğiz. Malum yaşamış olduğumuz elim doğal afetten kaynaklı. Hepimizin içi buruk. Malumunuz programımızda da biz bu konuya yer vermek istedik. Tarım kanalı olmamız dolayısıyla depremin hayvancılıkta bölgeye etkilerini konuşmak üzere Haluk hocamızla bir araya geldik bu akşam. İzninizle Haluk hocama bir merhaba demek istiyorum. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi diyelim, iyi olalım. İyi demek adetten olmuş. Sizler nasılsınız? Yani Türkiye gibiyiz. Anadolu gibiyiz. Evet. Biliyorsunuz yani hepimiz aynı duyguları paylaşıyoruz sizlerle. Kolay bir süreç değil. Bizim için gerçekten çok ciddi bir şok aynı zamanda yaşadık. Şimdi yaraları sarmaya çalışan bir bütünün parçası olmaya çalışıyoruz. Kolay bir süreç değil. Hem fiziksel olarak zor, hem maddi olarak zor, hem duygusal olarak zor. Çünkü gerçekten orada çok canlarımız gitti, yitip gitti. Birçok vatandaşımızı kaybettik. Birçok yaralı oldu. İnsanlar, şehirlerimizi kaybettik. 10 tane şehirde çok ciddi yaralar açıldı yani. O yüzden hiç kolay değil, hiç kolay bir süreç değil. Umarım el ele vererek hep birlikte bu süreci mümkün olan en sağlıklı şekilde atlatma şansını hep beraber yakalarız. Evet hocam, şimdi bugünkü konumuz deprem nedeniyle malumunuz bölgenin hayvancılığa, tarıma etkilerini konuşacağız. Üretici de mağdur, yetiştirici de mağdur. Bu mağduriyeti konuşalım istiyorum. Sözü size bırakıyorum hocam öncelikle. Teşekkür Ama ederim. Öncesinde bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle hocam. Bugün programımızı soru cevap şeklinde gerçekleştireceğiz. İzleyenlerimizden ricam sorularınızı bizden eksik etmesinler. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğimiz için hocamıza sormak istediğiniz sorularınızı WhatsApp numaramızdan bizlere iletebilirsiniz. Bunu da hatırlattıktan sonra sözü size bırakıyorum hocam. Çok sağ olun. Evet, gerçekten de bu soru cevap şeklinde bundan sonraki her programda da yer vermeyi ben de çok istiyorum. Bütün dostlarımızla karşılıklı yolu kurma, sorudan yanıt verme ve sohbet etme şansı bulacağız. Evet. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Tabii ki 10 tane şehrimiz çok ciddi bir şekilde etkilendi. Evet. Yani bu fakat buna sektör olarak bakarsak, buna hayvancılık ve bitkisel üretim olarak bakarsak, sadece 10 şehir değil, aslında bütün Türkiye bundan etkilendi ve etkilenmekte ve maalesef etkilenecek. Yani bugün isterseniz iki açıdan bunu değerlendirelim isterim. Birincisi, lokal olarak o bölgedeki yaşayan insanları sektörel konuştuğunda öncelikle bir değerlendirelim. Ondan sonra da hali hazırda ülkemiz genel hayvancılığı, genel bitkisel üretim bundan nasıl etkileyecek ve biz bundan nasıl bir sonuç çıkartacağız? İleri dönüp artık nasıl planlamalar yapmak, nasıl bilgilemeler yapmak gerekiyor diye bence bugün tartışabiliriz. Gerçi bu konu yani bir 40 dakikaya sığacak bir konu değil. Belki bizim yıllarımızı alacak bir durum ama en azından bir başlangıç dediği teşkil etsin. İnsanların aklında bir yer alsın. Bizim de en azından başlangıç görevi birlikte icra edelim isterim sizden. Şimdi bildiğim kadarıyla 10 şehirde neredeyse ülke hayvancılığının %15'ine tekabül eden bir hayvan varlığından bahsediyoruz. Evet, büyük bir pay. Değil mi? %15 neredeyse. Ve burada bakın hem büyükbaş hayvan hem işte küçükbaş hayvanın çok ciddi olduğu, farklı alışkanlıkların olduğu. Burada hem süt hem et üretiminden bahsedebiliriz hayvanlarda. Ve yani
belli oranlarda da hükümet hayvanlarında olduğu şeyden bahsetmeliyiz. Ve bütün bunlara bakarken bir de sokak hayvanlarından, evcil hayvanlardan da bahsetmek zorundayız. Yani evet. Hayvancılık dediğimizde sadece bizim sorumluluklarımıza ticari anlamda bir bize gelir getiren hayvanlar yer almamalı. Bizler aynı zamanda ülkemiz içindeki bütün florayı, bütün doğal hayatı da aslında kapsayıcı bir planlama yapmak durumundayız ki gerçek anlamda ülkemize sahip çıkmak şansımız olsun. Ama ne var ki başta maalesef önce yaraları sarmaşımızda en elzem yerler başta ve doğru da doğrusu olan bu insanlara içecek, yiyecek ve barınma koşullarını sağlaması, özellikle ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili ciddi bir seferberlik oldu adeta ve bizlerin gözleri içer. Hakikaten her şehirden insanlar, yurt dışından insanlar, başka ülkeler, biz sevgili dostlarımızı, canlarımızı orada koruyup ve bir şekilde nebze olsun destek olmak için yardım seline boğuldu. Çok mutluluk verici bir tablo aynı zamanda. Tabii ne kadar yaparsın yapalım. Gitip giden şehri geri getirme şansı olmadığı gerekçeyle de karşı karşıya kaldık. Bunların bir başka açıklamasında hayvan için özellikle mahsur kalan insanların da, mahsur kalan hayvanlar ciddi anlamda olsalar bile su, yemsiz ya da barınaksız kalan birçok hayvanla hayvanların ne yaptık? Bununla ilgili de birçok şekilden hem rahat odaları, metnelik odaları, seferber odalar o bölgeye destekte bulundular, sağ olsunlar. Ama tabii bu yaptığımız ilk yardım, ilk pansuman bunlar. Biz bu bölgedeki hayvancılıkta neyi kaybettik? Ve neyi tekrar yaşattık? Peki umutları nasıl tekrar yaşattık? Onu da aslında konuşmak yani öncelikle bunu söylemek istiyorum. Çünkü %15 dediğimiz bir hayvan var. Evet hocam. Türkiye ekonomisinde gerçekten önemli bir açığı da karşı karşıya getirecek. Biz neyi bekliyoruz öyle bir durumda? Sizler az sonra bahsedeceksiniz. Bazı sorulardan da soracaksınız diye bekliyoruz. Yani o bölgedeki yaşayan halkı bölgede nasıl tutabiliriz? Oradaki üretici kesimini nasıl destekleyebiliriz? Evet. Bununla ilgili bütün de mutlaka çok önemli ve çok planlı destekleri olacağı gibi özel sektörün ve üniversitelerin de kendisinin de mutlaka bu konuya çok büyük bir titizlikle ve çok büyük bir bilimsel çalışmayla eğileceğine yani bunun da bizim için ülkemize en önemli seferberliklerinden birisi olacağını söylemek istiyorum. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Evet. Peki hocam sektörel bazlı bakacak olursak eğer konuya hayvancılığa, tarım sektörüne üretimde nasıl bir etki etmesini bekliyorsunuz? Olumsuz yönde zaten muhtemelen ama yani maalesef yansımaların doğru. Ne olacak peki sizce yakın zamanda? Yani bir kere üretimdeki daralmadan bahsediyoruz. Yani orada bir kere insanların moralleri, insanların en azından güven hislerinin tekrar yaratılması, orada tekrar bir güvenin ve huzurun insani yaşam açısından, işte barınma açısından, sürdürülebilir güvenli bir ev açısından, işte yerleşim alanı açısından tahsis etmeye gerekiyor birinci koşulda. Çünkü insanlar kendileri tabii güvenmeden, kendileri bir şekilde kendi güvende ispiler, nasıl bu insanların üretime tekrar dahil olmasını bekleyebiliriz? Bu çok hani şey olur, haksızlık olur o insan. O yüzden öncelikle o bölge halkının, oradaki kardeşlerimizin, oradaki dostlarımızın gerçekten ihtiyaçlarını kalıcı bir şekilde ve makul bir şekilde bilimsel bir çerçeveyle ve bir daha böyle bir afet yaşandığı zaman aynı olumsuz bilançonun olmasına izin vermeyecek bir yöntem ile bunu öncelikle tahsis etmek gerekiyor. Bu önemli bir süreç. Bunun sonucunda da üretim odaklarını, orada işte belli anlamda hala önemli üretim merkezlerine yatırım yapmak gerekiyor. Ben inanıyorum devletin bu konuda gerçekten çok sağduyulu, çok hassas davranacağı oradaki üreticilerin de hem imkan olarak hem de bilimsel olarak destekleyeceğine inanıyorum.
Destekler demişken bu arada elimde bununla alakalı bir not var. Yakın zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu mevcut soruna çözüm üretmek adına üreticilere yönelik bir destek paketi hazırladığını öğrendim. Bununla alakalı bu destek paketinin detaylarıyla alakalı hemen önümdeki kağıda bakarak hemen açıklıyorum hocam. 10 Çok ilde, kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. 10 ilde 185 bin işletmeye 2 milyon büyükbaş için hayvan başına 500 TL, 9 milyon küçükbaş için hayvan başına 50 TL olmak üzere toplamda 1,5 milyar TL yem desteği verilecekmiş. Sizce ya bu bilgi önemli bir bilgi ama sizce önemli olan bundan sonraki süreçte üreticinin sürdürülebilir anlamda üretim yapabiliyor olması, hani günü kurtarmaya yönelik bir çalışma mı yoksa sizce bu durum şu anki mevcut sorunu ortadan kaldırmaya yeterli bir çözüm mü diye sormak istiyorum size. Ben de böyle bir soru sormak istedim. Anlıyorum. Özellikle şunu ben söylemek isterim. Şimdi bu kadar kısa süre içerisinde devletin bir destek açıklaması çok iyi bir hareket. Öncelikle. Evet. Çünkü biz oradaki bilançoyu daha ölçmedik. Oradaki herhangi yani kayıpları tam anlamıyla resmi olarak duymadık. Ama hiç olmazsa kısa zaman içerisinde bir can suyu niteliği taşıyan bu desteği ihtiyaç sahiplerine yetiştirilmesi yani bu iyi bir başlangıç olarak görüyorum. Ve ben bu desteklerin de mutlaka ardı sıra devam edeceğine inanıyorum. Aynı zamanda birçoğumuza da belli işler, belli görevler düşüyor. Özellikle bilim insanlarımızın, nasıl deprem uzmanı, çok değerli akademisyenlerimiz çıkıyorlar ve çok bizi adeta ekrana kilitliyorlar. Hepimiz izliyoruz ne olacak acaba, biz neyi öğrenmeliyiz ya da bizim başımıza da gelecek mi aynı sorun gibilerinden. Nasıl insanlar bilimsel görüşlere önem veriyorsa hayvancılık konusunda da, bilimsel üretim konusunda da, uzman görüşlerin hakim olduğu ve daha planlı, daha sağlıklı bir şekilde bu işe eğildiği bir sürecin başlaması gerekiyor. Tabii ki bunun sürekli için devletin başlatmış olduğu can suyu, yani çok önemli. Elbette ki hiç kimse bir yardımla her şey çözmüyor zaten. Söyler misin? Zaten öyle dahası olduğu için örnek teşkil eden ve insanlara moral, yani yalnız olmadıklarını insanlara hissettiren ve sektörü önemseyen bir hareket olduğu açısından çok önemli ve çok kıymetli buluyorum. Kritik buluyorum bu olayı. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Üretici üretimden çekiliyor ve mevcut bulunduğu bölgede malum üretim olmadığı için, yapamadıkları için, şartlar buna el vermediği için göç yoluna gidiyor. Oradaki ziraat mühendisleri, veterinerler, yardımcı personeller, ilaç firmaları, sektörel bazlı bakalım dediğimiz için söylüyorum. Onlar da mağdurlar aslında. Hani kime hizmet edecek o insanlar bir taraftan da, bir öyle bir durum da var. Böyle bir zincir gibi, zincirin halkaları gibi hani bir yerden bir sıkıntı olunca diğerleri de alt üst oldu gibi bir durum söz konusu. Bu göç dalgasını ortadan nasıl kaldırılabilir? Yakın zaman için aklınıza gelen bu konuyla ilgili üreticinin orada kalması için mesela üretimi sürdürebilmesi için aklınıza gelen mesela bununla ilgili alternatif çözüm önerileri var mı? Sizce ne yapılabilir? O kadar zor bir soru sordunuz ki bana şu anda. Ama tabii ben de kendimce buna yanıt vermeye çalışayım. Sağ olun. Öncelikle yani kaç gün oldu bu deprem olalı? Yani çok yeni. İnsanlar çok yeni. Çok ciddi bir kayıp verdik biz. Çok ciddi canımız yandı. Ben sanmıyorum ki ülkemizde yaşayan hiçbir insan şu anda moral yerine gelmiş değil. Herkes oradaki insanları düşünüyor. Ta çok sıcacık, daha etkisi çok taze herkes. Bu insanların tabii ki öncelikle kendisi güven altına alması, başka bölgelere, daha güvenli yerlere şu anda göç etme
ya da sığınma şu kadar doğal bir şey olamaz. Burada hayvancılığın da bitkisel üretimin de içine girdiği birçok üretim şeyinde, koşulunda yapılması gereken temel olay oradaki yerleşik halkı, oralı insanların, vatandaşlarımızın sağlıklı ve sürdürülebilir tekrar kent hayatını tahsis edebilmekle olacak bu. Yani yoksa yani şu anda o insanlara gitmek diye dönün demek altını doldurabilir bir şeyin aynı zamanda olmasını gerektiriyor. Depremden zarar görmüş fay hatlarının neresi olduğunu, ona göre bu fay hatlarını bir daha ıskalayarak, bir daha hiçbir şekilde o fay hatlarının olduğu yere yerleşim yeri kurmadan ve belki de ki o bölgeleri ağaçlandırarak, daha çok kişi alana yer vererek, ormanları basın sağlayarak, daha güçlü bir bitki örtüsü yaparak, yaratarak o bölgede olmasını destekleyerek öncelikle bu işe başlamakta fayda var. Bunun dışında hala o bölgeye yoksa yıkılmayan ya da daha sağlam arazilerin artık üzerine yerleşim yerlerinin kurulması. Uzmanların bu konuda emin olarak gerçekten güvenli bir hayata dikkat hissetmesinden sonra hayvanlık da bitkisel üretim de kal bir yerden devam edecek ama yani bu tek başına hayvancılık için ya tek başına bitkisel üretim için yapılacak bir şey olduğunu söyleyemem. Burada toplum hayatı orada aslında sürdürülebilir hale getirmek lazım. O insan sağlıklı bir şekilde çocuklarını, gelecek nesilleri orada tekrar büyütecek, kendi yurdu olarak belirtecek bir alternatifi, bir tekrar onlara vermek istiyor. Hepimiz de bunun için çok ciddi işler düşünüyoruz. Bu tabii ki devlete düşen taraflar çok kıymetli, güzelse düşen kıymetli taraflar. Ve biz halka, biz dostlara da, biz büyük aileye de düşen bireysel sorunlar da var. O yüzden burada tek, her şeyin tek başına kendi kendine beklemek yerine o insanlar için, oradaki bölge için endişe edip nasıl destek olabilir, nasıl samimi bir şekilde buradaki kalkınmayı ülke olarak birlikte tahsis edebiliriz. Yani bence planlaması yapmamız gerekiyor. Başını hayvancılık olarak almak yani çok sürdürülebilir bu durum değil oysa. Ama sorunuza yanıt vermem gerekirse yani şu bir gerçek oradaki çalışan dostlarımız, meslektaşlarımız, devlet görevlileri, arkadaşlarımız, kıtlıklarımız, rahatlıklarımız, ortaklarımız orada her zaman olmak, onlara her zaman ihtiyaç var. Ben şu anda her zamandan daha da fazla ihtiyaç var. Çünkü herkesin orada olup takipini söyleyip orada hatta kalıp da tüm her şeye rağmen üretim mücadele veren hayvanları demiş de beklemeye çalışan, onları yem bulmaya çalışan, hayvanları sağmaya çalışan tüm türlü soyutlarla karşı karşıya kalan dostlarımız var. Arkadaşlar, o yüzden ben takip ettiğim kadarıyla mesela aynı insanlarda sahra hayvanların kurulduğu gibi hayvan sağlık merkezleri de kuruluyor ve çeşitli yerlerden arkadaşlarımız ve akın ediyorlar ve orada çalışıyorlar özellikle. Gibi birçok ziraat mühendisi ve protek arkadaşımız da orada görev alıyor ve o bölge halkına destek olmaya çalışıyorlar. Şu anda panik ve şok yaşadı. Tam tepki göstermesi. İnsan çok doğal. Bu saatten sonra bize düşen şey. Biz ne yapacağız diye düşünmek gerçekten de bu olay bilançosuyla hesaplamak, kaygısı ve ihtiyacımızı her şeyde olduğu gibi hayvansal üretimde de serbestlikle tespit etmek gerekli olan anı yapmak gerekiyor. Çünkü biz o insanlara bütün bir uç yaşıyoruz. Sadece birkaç haftalık, birkaç bir boş kalma insanlar yok. Yani o anda o tepki gösterecek de çok almış. Dediğiniz gibi hocam yaralarımız çok taze henüz ama evet. Mevcut bugün konuştuğumuz konu da aslında çok uzak bir konu değil. Çünkü yani bu da çok hayati bir konu en nihayetinde beslenmeyle alakalı sonuç olarak. Oradaki üreticiler, yetiştiriciler mevcut şartlarına devam etmektense
bölgeyi terk ederek kendilerince bir çözüm mü buluyorlar ya da ellerindeki hayvanları düşük maliyetlere satarak elden Yani çıkarmaya şimdi çalışıyorlar düşük bunu. maliyetleri satmak zorunda kalıyorlarsa en azından bununla ilgili biz bir önlem almalıyız. O Evet. insan yatırımlarını ve birikimlerini böyle heba olacak bir şekilde değil de ben belli bazı şeyler duyuyorum. Gerçekliği konusunda duyumdan öteye geçmediği için bir şey söyleyemiyorum. O bölgeye gidip de o şeye şahit olmuş değil. Ama giden birçok dostumdan duyuyorum bunları. Çok ucuza hayvanlarını yok pahasına satarak bu şekilde kendilerini biraz daha olsun belli bir düze çıkartmaya çalıştıklarına dair bilgiler alıyorum. Yani bu tabii acı bir durum. Ama işte burada bence devreye girmek gerekiyor. Burada o hayvanlar için, o üretici kişilerin desteklenmesi için bir başlangıç niteliği taşıyan bir şey yapmak gerekiyor. Az önce devletin başlattığı bence bu şey, buna bir örnek olabilir gerçekten. Ama tabii yani dediğim gibi çok dar açıdan düşünmeden çok geniş çapta ele alınması gerekiyor. Belki hepimizin o bölgeye gidip şey halde belli bir sistemde şeyler çalışmamız gerekiyor. Yani belki de uzaktan bakarak bu şekilde konuşmadım da bence geçerli olmayabilir. Belki birçok kişinin oraya gidip kitle halinde bir organizasyon çerçevesinde ve başını çektiği organizasyon çerçevesinde gidip orada bir planlama yapıp gerçekten ona göre bir aksiyon almak daha sağlıklı. Peki üreticinin bu elden çıkarmak istediği hayvanları kamu eliyle güvence altına alması sizce nasıl olur? Çözüm olur mu sizce ya da uzun vadede en azından? Yani tam olarak aşar mısınız neyi kastettiğinizi kamu elinde güvence altına almak derken? Şu anda siz hani ihtiyaçlarınızı bir şekilde karşılayalım ama yeter ki hayvan varlığı konusunda herhangi bir eksiltme bu saatten sonra olmasın gibi bir Yani destekse bahsettiğiniz şey. üreticinin mevcut mağduriyetini ortadan kaldırmak için hayvanlarını satmaları yerine şartlarını kolaylaştırabilirler diye düşünüyorum bununla ilgili. Devlet desteği verebilir, alıp Ya devlet zaten desteğiyle bir şekilde üretimini sürdürebilmeleri için devlet desteği alarak üretimi bir şekilde sürdürmelerini sağlayabilirler diye düşünüyorum. Üreticiler için söylüyorum bunu. Yem fiyatları vesaire belki onlara belli bir kota konabilir gibi bilmiyorum. Şu an aklıma yani o geldi anlıyorum. ama bu anlamda malum devletin bize çiftçiye destek olması gerekiyor. Zaten Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda bir paket hazırlamış ama bu kamu eliyle güvence altına alınması belki bir tık çiftçiyi daha da rahatlatabilir diye tahmin ediyorum. Şunu yapabilir devlet. Yani bir kere devletin güvencesinin olması. Yani destek tamam, güzel bir başlangıç ama bence daha sürdürülebilir olması için devlet güvencesi adı altında bir program yapma şansı olursa depremden zarar gören üretici dostlarımızın hayvanlarını orada gerekirse sigortalamak gibi bir şey yapılabilir. En azından bu anlamda kayıtlı bir sürü yetiştiricimiz var biliyorsunuz Bakanlığında. Onların hayvanları en azından kulak numaralarından, işte pasaportlarından hepsini biliyoruz. Büyükbaşlar için konuşuyor. En azından yani kayıtlı olabilme şansı olan hayvanlar için. Onlar da mesela bir sigorta sistemi yapılabilir. Bunun dışında halihazırda yaşayan hayvanlara ben ciddi bir yem desteği gidiyor. Bugün daha birçok hem devlete bağlı hem de özel kuruluşlardan yem fabrikalarında görüyoruz mesela. Herkes gerçekten elinden geldiği kadar o bölgeye elinden gelen yardım yapmaya çalışıyor. Bunun tabii devlet güvencesi altında olması çok çok bağlayıcı ve çok çok sürdürülebilir, çok mutlu eden, çok sevdiren bir hamle. Ben destekten ziyade güvence çatısı altında destek olursa bu iş, oradaki birçok dostumuzun, birçok sektördaşımızın daha güvenli bir şekilde bu işte umut edeceğini düşünüyorum. Tabii ama olmazsa olmaz istemezsiniz, o insanların başını sokacağı sağlıklı ve sürdürülebilir bir yer önce sağlanmak yalnız. Çünkü bir tekrar ediyorum o sözümü, insanların güvenli hissettikleri hayvancılık yapmasını da çok tepki etmeyiz. O yüzden biraz zamana ihtiyacı var. Ama bu süreçte ne yapabiliriz? Bu o bölgeye ait bir üretim dağılması varken başka bölgeler
üretim desteği yapabiliriz. Mesela ne kadar %15 bizim o tedarik olacak. O insanları ve çevre bölgeyi besleyecek yeni kaynaklara ihtiyaç olacak. O zaman yurt içi bir üretim seferberliğini diyebiliriz mi? Yani biz sadece hayvansal üretimi o bölgedeki 10 şehirde lütfen sınırlı görmeyelim. %15 üretim kaybı büyük bir rakamdır. Ve bunun ortadan kalkması için aslında ülkedeki bütün yetiştirici üretim aslında seferberliğine gidildi. Ve Türkiye'nin her yerine gidecek bir üretim planımız yapması bence daha elzem olacaktır bak. Bu süreçte hem genel alım Türkiye'deki ihtiyacı karşılık bir ham madde kaynağı yaratacağız. Fiyatları sıra artmasına engel bir şekilde. Çünkü üretim eğer yeterse bu defa ham madde ya da üretim maliyetinin olumlu etkileneceğini düşünüyorum. Ve bu zamanda da söz konusu bölge bir yıl mı sürer, iki yıl mı sürer kullanmayı tekrar dedikten sonra oraya da tekrar üretime kazandırabiliriz. Yani bu makul çerçevelerde olur. Yoksa hemen iki ay sonra gidip oraya tekrar çiftlikleri kuralım, tekrar insanlar gelsin, üretime başlasınlar. Ne kadar sürdürülebilir, ne kadar yapılabilir bunu uzmanlarına bırakıyorum ama benim aklım verdiği kadar o insanların zaten bir mağduriyeti var, o mağduriyetin olması için yazılı hayatta kalanların belli bir süre ihtiyaç var. Bu insanların tekrar etmek ben hissetmesi için zaman ihtiyaç var ama ne yapabilirse insanların da kendini kanıtı hissetmesi üretimi tekrar teşvik edebiliriz, arttırabiliriz ve inan bunu da yapabiliriz. Bu da mümkün aslına bakarsanız. Zaten mevcut hali hazırda son zamanlarda en çok tartışılan ve konuşulan konulardan bir tanesi, yani en önemli konu ekonomik krizdi malum, gıda krizi ülkemizde. Şimdi zaten üretici üretimi bırakıyor. Bundan şikayet ederken bu 10 bölgede işte %15'lik bir dilimi kapsayan alanda üreticinin mağduriyeti, üretimi bırakıp göç etmesi vesaire bu daha büyük sorunlara da sebep olabilir diye tahmin ediyorum hocam. Sosyolojik açıdan ele almak gerekirse sektörel doğru anlamda da aslında ciddi sıkıntılar yaratacaktır diye düşünüyorum. Yani üretici üretimi bırakmayı ister mi canım? Yani normal koşullarda. İstemez bu insanlar. Niye istesin? Ama şu anda mecburi bir karar, mecburi bir zorunluluk şu anda. Yani biz o insanları hala ülkemiz için potansiyel üretim neferi olarak düşünebiliriz aslına bakarsak. Yeter ki o yaraları saralım ve ülkede toptan bir üretim tesis edelim. O insanlar gerçekten yeterli zamanda, uygun zamanda tekrar üretime katılacaktır. Yani demek istediğim mantığı, yani üretilen bir çarkın işleyişine bu insanları dahil etmek daha doğru olacak. Yani eğer böyle bir daralma varsa ve diyor ya insanlar çok seviyorlar böyle olumsuz şeyleri haber gibi söylemek sürekli. İşte kıtlık geliyor, susuzluk geliyor, kuraklık geliyor işte falan. Evet maalesef geliyor ama yani bizim de oturup izlememiz gerekiyor. Yani eğer hayvansal üretim azalıyorsa nasıl daha fazla üretebiliriz gibi bir seferberlik yapmak gerekiyor. Bitkisel üretimle ilgili bir sıkıntımız varsa ona keza bir denetlemek yapmamız gerekiyor. Ya da susuzluk gibi bir sorunumuz varsa da suyla ilgili kullanım planlamasından tutup da buna eşitçe dağıtımı konusunda şu andan bir şey yapıyor olmamız gerekiyor. O yüzden hani biz olayda sadece haberci tarafında kalıyoruz. İşte şu oluyor, bu oluyor. Peki ne yapıyoruz? Ya işte bunu aşmak için ne yapmamız gerekiyor? Bence yavaş yavaş bunların konuşulmasının zamanı geldi. Yani haberci nitelikler artık çözümsel platformlara yavaş yavaş yola çıkmamızın zamanı geldi. Hele bu da bence sosyal medyada. Çünkü burada hem bizden anlamda destek bekleyen çok kıymetli yurttaşlarımız var. Hem de bu olumsuzluktan etkilenecek ülkedeki bir bütün nüfus var. Çocuklarımız var, gençlerimiz var. O yüzden yani bence üretim konusunda çok ciddi bir atılım yapmak gerek. Hayvansal üretim konusunda.
Tabi bu da ancak bilimsel düşünceyle olacakmış. Bilimsel planlamayla olacakmış. Ve bütün sektörün artık devletin işbirliğiyle, el birliğiyle bir planladığı ve sürdürülebilir bir çalışma. Hocam bir de o bölgede yem üreten fabrikalar da hali hazırda sıkıntıda. Yetiştiriciler de öyle. Yem piyasası nasıl etkilenir sizce bu durumdan o bölgedeki? Yani şimdi tabii ki onların da olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Zaten son zamanlarda bu deprem öncesinde en büyük şeyi masrafı transfer masrafları. Yani bir nakliye masrafları aslında almıştı. Ve tedarik zinciri bizim için hatta bu pandemi zamanından beri en önemli risk altında olan sektördü tedarik zinciri. Şimdi maalesef bu depremden sonra yollardaki tahribatların da bir an önce giderilmesi lazım. Çünkü şimdi hem yem üreticilerin ham maddeye ulaşması gerekiyor, hem de üretimlerinin ihtiyaç sahibi noktalarda iletmesi gerekiyor. Bence birinci buradaki önemli şey transferi gerçekleştirecek yolları tekrar hızlı bir şekilde alternatif üretmemiz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ham maddeye ulaşma, gıda Evet. şekilde sürekli akılma yollarını çok ivedilikle bulmamız gerekiyor. Yem sektörünün önemli duyduğu şey bu. İkincisi, orada ciddi anlamda elektrik kesintileri devam ediyor. Şimdi enerji üretimde olmazsa olmaz önemli bir şey de su da aynı şekilde. Zaten su ve enerjiyi ben çok birbirine ayırmıyorum kesinlikle. Üretim olması için bunlar gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani olay Evet. sadece depremde yıkılma ve işte yeniden bir fabrika kurma gibi bir şey değil. Yani bu Evet. halihazırda sahip olan fabrikaların da işte devam etmesi için bir üretim olması için enerjisini kullanması lazım. Su kullanmak lazım artık diye. Ham maddeye ulaşma kolaylığı sağlamak lazım ve son tüketiciye ulaştırma şansını bulmak lazım. Sadece yapma ilgili değil bu. Bütün gıda ürünleri işte sütte, yumurtada, ette, efendim yoğurtta, aklınıza ne geliyorsa, sebze, meyve, her türlü şeyde biz nakliye olayında ciddi alternatifler bulup son tüketici ulaştırma yolunu bulmak zorundayız. Özellikle de süt konusunda hayvanların sütten kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Elektrikten bahsettiniz mesela. İşte hayvanların sağamıyor elektrik olmadığı için. İşte soğuk sağılan sütler depolanamıyor. Hayvanlar sütten kesiliyor. Hayvanların deprem yem ihtiyaçlarını belli bir dönem düzenli olarak sağlaması gerekiyor. Malum depremden dolayı bunu da yapamadığı için. Desteğe ihtiyaçları var aslında bu anlamda da bir taraftan bu sektörün de Maalesef, ayrıca. maalesef. Sağlamayan hayvanlarda tabii ki maksat istediğimiz meme hastalıkları ortaya çıkıyor. Kimisi kurutmak zorunda kalıyorlar. Yani ama şu bir gerçek ki yani bunların hiçbirisi bizim bir şekilde çözemeyeceğimiz durumlar değil. Yani bir şekilde evet hayvan kayıplarımız, insan kayıplarımız oldu öncelikle. Yani hayvanlarımız tabii ki oldu. Biz çok kıymetli bizim için ama yani bu saatten sonra elimizde neler kaldı, nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz bence bunları değerlendirmek daha doğru olacaktır. Ve ben şunu inanıyorum, en azından 2 yıl sonra o bölge tekrar kaldığı yerden olmasa bile daha sağlıklı, daha böyle doğru planlanmış bir şekilde üretime katılacaktır diye düşünüyorum. Çünkü başka Türkiye yok. Elbette. Türkiye Cumhuriyeti ve bayrağı dalgalandığı her yer bizim vatanımız. Biz oraya sahip çıkmakla mükellefiz. Başka ülkemiz yok. Bu insanlar bizim insanlarımız, bizim kardeşlerimiz hepsi tekrar. Ve o insanları üretime dahil etmek zorunda, o insanların sağlıklı, güvenli bir şekilde yaşamını tesis etmek zorundayız. Bunlar bizim ülke olarak, insan olarak, vatandaş olarak da aynı zamanda. Yani demek istediğim anladım. O yüzden hani bir şekilde bunu yapmak durumundayız. Daha olay çok yeni. İnsanlar bu şok yeniden atlatmaya çalışıyor ki atlatmak çok zor. Çünkü yıllarca konuşulacak bir deprem.
yıllarca konuşulacak. Düşünebiliyor musunuz? 3 tane deprem arka arkaya geliyor. Kocaman hiç ben 7.6-7.7 oluyor. Bir de 6.4 ikinci oldu. Dünyada yani benzeri şey, görülmemiş bir olay. Yani en azından ben ömrü hayatımda belki entelektüel eksiklik diyebilirsiniz. Ben görmedim. Kendi adıma söyleyeyim. Yani çok iddialı konuşmayayım. Yani olmuştur mutlaka bu işin uzmanları. Mutlaka başka emsaller verebilir ama en azından ben yakın çevremde ve şey, ömrü hayatımda böyle bir deprem görmedim. O yüzden bu insanlara sahip çıkıp bir arada tutarmak için gerçekten zamana doğru bir şey ihtiyacımız var. Hocam burada kentten kırsala bir geçiş söz konusu mu bu malum durumdan dolayı? Zaten vallahi, vardı ama ben hani... düşünüyorum. Ben başkaları bilmem ben düşünüyorum. Gerçekten samimi söylüyorum. Yani tabii başta birincisi deprem korkusu. Tabii. Ben İzmir'deyim. İzmir bir deprem bölgesinde. Sonuçta biz de biliyorsunuz 2 yıl önce bu kadar dramatik olmamakla birlikte kendi çapımızda önemli bir deprem yaşadık maalesef. Yani ve bir ikinci şey de üretim. Üretim gerekiyor Türkiye'de. Yani bugün çok iyi anladık, birkaç ay sonra daha iyi anlayacağız, birkaç yıl sonra çok çok daha fazla farkına varacağız. Üretimin ne kadar önemli olduğunu. Gerçekten. O yüzden ben kendi adıma düşünüyorum. Ben düşünüyorsam birçok insan düşünüyor diye düşünüyorum. Evet. Yani öyle düşünüyorum. Bu konuda şahsen ben de düşünüyorum. İşin doğrusunu söylemek gerekirse hocam. Zira korktuk herkes gibi. Ben de çok korktum. Yani 2 katlı binadan, 3 katlı binadan daha fazlasını benim de cesaretim yok diyebilirim. Tabii kırsalda yaşamanın vermiş olduğu huzur da ayrı bir artı diyebilirim. Ekonomik boyutunu zaten söylemiyorum. Tabii ki. Yani bir de bir dakika, 1,5 dakikalık bir depremde ölme korkusu başka bir şey. Evet. Bir de yiyecek konusunda ihtiyaçların artmasına rağmen imkanların daralmasına göz yummak. Bununla ilgili bir şey yapamamak korkusu bence de hakim gelecek ileride. Deprem kadar insanlar bir şekilde üretelim. Gelecek nesillerimize de eşit, adaletli bir gelecek bırakalım kaygısına düşecekler ve üretime başlayacaklar. O yüzden de bence kırsala yerleşmek, kırsala tekrar geri dönmek önem arz ediyor, önem arz edecek. Evet hocam, bugünkü programla ilgili soru cevap şeklinde ilerledik ama yani güzel oldu diye düşünüyorum, verimli oldu diye düşünüyorum. Yavaş yavaş programımızın da sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Sözlerimizi toparlayarak programı yavaş yavaş sonlandıralım istiyorum. Sözü size bırakıyorum son olarak. Yok, çok teşekkür ederim bu program için. Yani gönül ister ki çok daha böyle güzel şeyler konuşabilirim. Çok daha umutlu şeyler konuşabilirim. Ama eminim ben çünkü bu halkın o güzel yüreğine, sağlam duruşuna çok inanıyorum. Biz çok güzel bir halkız. Türk halkı inanılmaz muazzam bir halk. Hepsi, tüm bölgelerimiz, insanlarımız. Ve bu olumsuzluğu da, bu kötü günleri de hep birlikte atlatacağız. Ben buna inanıyorum. Ama şu anda hala da biz taziyeleri kabul ettiğimiz, hala da yas tuttuğumuz bir süreçteyiz. Ama bunu yaparken aynı zamanda üzüntümün yanında bu bir daha tekrarlanmaması için üstümüze düşenleri yapmak ve bununla ilgili gerekli önlemleri almak da gerekiyor. Hı hı. Bunun yanı sıra bir de gelecek nesillerimizde üretimi ve güvenli gıdaya erişimi daha sağlıklı bir şekilde tahsis etmek için bu tarz olan olayları da ve olması ihtimali olan olayları da hesaba katarak daha sağlıklı bir planlama ve daha doğru bir gelecek tasarlaması yapmamız artık gerekiyor. Ben sözlerime bu şekilde son vermek istiyorum. Tüm dostlarıma iyi akşamlar diyorum. Tüm kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan dostlarımıza acil şifalar diliyorum efendim. Ülkecek hepimizin başı sağ olsun. Allah daha beterinden saklasın inşallah. Ve umarım bize yaşama sevinci, umut etme ve daha iyi günlerde daha mutlu olabilme ve birlikte olabilme fırsatı tanısın inşallah diyorum.
Saygılar sunuyorum. Hocam ağzınıza sağlık. Bilmukabele. Sevgili izleyenler, depremin hayvancılığa ve tarıma etkilerini konuştuk bugün. Sevgili Haluk hocamızla birlikte. Yeni Nesil Hayvancılık Programı'nda bugünkü konumuzun dışında önümüzdeki hafta bu ve benzeri konuları konuşmaya, soru cevap şeklinde ilerlemeye, yeri geldiğinde sorularınızı cevaplamaya devam edeceğiz. Bu haftalık bizden bu kadar sevgili izleyenler, sevgili Köy TV izleyenleri. Önümüzdeki günlerde yine 2 hafta sonra programımızda, Yeni Nesil Hayvancılık Programımızda tekrar bir araya gelmek üzere. Görüşmek üzere sevgili izleyenler. Hoşça kalın, dostça kalın.